İstanbul'un geleceğinin sorgulanması, çılgın projelerinin ölçülendirmesi, katılım eksiklikleri, meslek ihlalleri ve kenti yaşayanların paydaş kabul edilmediği karar mekanizmaları konularını Antoine Grumbach'ın konuşması ardından ve İstanbul perspektifinden değerlendirmek istiyoruz. Tartışmanın boyutunu Paris örneğinden İstanbul örneğine kaydırarak karşılaştırmalar yapmak ve düzenlediğimiz oturumu yönetmek üzere Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Nora Şeni'yi, konuşmacılar Güzin Kaya, Hüseyin Kaptan, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci sahneye davet ediyorum. Bu başlığı şey mi? İşliyor mu? Peki. Vous avez votre traducteur? Peki. Bu parlak sunumdan sonra aklımızdaki bütün soruları, uyandırdığı soruları, komentarları, yorumları yapmak üzere arkadaşlarla buradayız. Bunu çok uzatmadan bir ara size de söz vermeye çalışacağım. Şimdi Antoine Grumbach'ın metodunun, projesinin parti prilerini, yani ön seçimlerini, hangi ön seçimlere dayandığını bir şöyle bir özetleyeceksem şunları söyleyebilirim. Bu bir kere Kyoto sonrası bir proje, Kyoto sonrası kriterlere cevap verecek bir proje. Jeopolitik kimliğin, jeopolitik durumun şehrin kimliğini, bel kemiğini oluşturduğunu düşündüğü bir yönelim. Liman şehrin liman kenti olması, bir limana sahip olmasının önemi, yani eğer dünya büyük metropolleri zinciri ağında bulunacaksa bu şehir, böyle bir denetimli bir limana haiz olması, çünkü günün global ekonominin, ticaretinin %85'inin denizlerden ve nehirlerden geçtiğinin bilgisi üzerinden hareket eden bir seçim. Mobilitelerin, yani şehir içinde kıpırdamanın nasıl çevrilebilir bilmiyorum. Yani hareketliliğin düşünülmesi ve çeşitli hareketlilik araçlarının birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi. Onunla konuştuğumuz zaman patinetten, yani şeyden, kaykaylardan yüksek süratli trenlere kadar bütün bunların uyumlu bir şekilde düşünülmesi gerektiğini ve entegre bakış tabii. Şimdi bir de söylemeden, fakat sonunda söylemeden satır aralarında olan bir şey diyecektim. Fakat sonunda söyledi. Eskinin üzerinden inşa edildiği bu yeni projelerin, yani yeni böyle tabula rasa yapıp yepyeni mekanlarda yepyeni projelerle sıfırdan başlayıp farklı yerlerde proje yapmaktansa eskinin üzerine işleme gereği. Bir de kendisiyle konuşmalar esnasında ortaya çıkan bütün bu projeler diyor,
bu projenin altında muhafaza edilen geçen önemli objektif kamusal alanın muhafazası ve geliştirilmesi. Yani bu söylenmeyen bir şey fakat baş hassasiyetlerden biri. Ve zaten ona sonradan ilk sorumuz şu olacak. Bu birazını da duyduk. Sen Nehri üzerine bir Rüfnak'ın yaptığı bir konferansla bir yeni bir konsültasyon, yeni bir danışma, halka danışma, bir publik deba publik katılımcı bir yönelimle kamusal alana, alanın fikrini sorma ve oradan feedback alma organizasyonu var. Şimdi kurumsallaşmış, gayet kurumsallaşmış bir katılım prosedürlerinden bahsediyoruz burada. Çeşitli etapları var, onları çok fazla açıklamadı fakat belki onları da bize açıklayabilir. Yani önce bir konsültasyon, sonra bir projenin yapılması, ondan sonra bunun kamusal alana tartışma için açılması vesaire vesaire. Bütün bunları satır aralarımdan duyuyorsunuz. Yani Türkiye'de İstanbul hakkındaki projelerde bunlar var mı? Bunların neresindeyiz? Gibi sorular var. Şimdi nasıl yapalım? Önce je vous laisse la parole un peu peut-être pour les étapes du débat, les étapes de la procédure de consultation. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? La façon dont les vereceğim tamam. Si c'est oui ça marche. Pour tous les grands projets qui sont des projets de l'État et des collectivités, mais des grands projets de développement, ça marche? Ça marche. Ok, ça marche. Mm-hmm. La traduction, là, vous êtes demandé. Tout marche. Pour ces grands projets de développement, il existe en France la Commission nationale du débat public. Alors, c'est une instance qui prépare les consultations. Par exemple, on vient de finir la consultation pour le train entre Paris et Le Havre. Donc, ça a duré un an de consultation. Il y avait eu avant un an de préparation. Et maintenant qu'on va voir les résultats Alors, il y a toutes les consultations. Il y a encore un an de travail pour mettre au point. Je viens d'être nommé pour m'occuper du port d'Achères. Pour 3 ans, c'est-à-dire pendant un an, on prépare le débat public. Ensuite, pendant un an, alors préparer un débat public, c'est préparer plusieurs hypothèses et d'expliquer. Et bon, ensuite, il y a le débat public où là peuvent apparaître des demandes d'études d'autres hypothèses. Donc pendant un an, il y a le débat public. Un débat public, c'est plusieurs centaines de milliers de gens dans des réunions. C'est-à-dire que c'est pour le débat public, pour le métro, je crois qu'il y a eu 50 réunions dans 20 villes différentes, avec des réunions avec les habitants, avec les industriels, avec les autres. Et les commissaires du débat public suivent, prennent des notes, écoutent ce que disent les gens, et puis ensuite font un rapport. Donc un an de préparation du débat public, un an de consultation des habitants dans des grandes salles, trois fois grandes comme celle-là, ou dans des plus petites salles. Et puis ensuite, après un an, en fonction des observations de la commission de débat public, on doit modifier les plans pour qu'ils rentrent. Et après, il y a un décret de création. Donc c'est très organisé pour tous les trains, pour tous les ports, pour tous les autoroutes, pour les aérodromes, pour tous les grands projets de grands parcs nationaux, de choses. Il y a toujours ce système qui est très rodé en France. Cuisine Kaya, là-dessus. Şimdi pardon. Ben 3 konu etrafında toparlamak istiyorum soruları. Birincisi, duyuluyor mu acaba? Duyuluyor. Birincisi, plan proje ilişkisi adı altında toplanabilir. Yani yaklaşık olarak metropoliten planlama tarihi 70 yıl kadar bir geçmişi var. İstanbul'a baktığımızda PROS planı, 80 planı ve işte 95 planı onaylı. Ondan sonra da 2009 planı. Toplam olarak 4 tane
sayılabilir. Paris örneğinde bunların sayısı çok daha fazla. 6 tane plan ve arada 4 tane revizyon var. 70 yılda 10 tane plan var. Dolayısıyla sık sık planların tekrar yenilendiğini ve ele alındığını görüyoruz. Ve burada tabii ki Prost planıyla İstanbul'daki Prost planının başlama dönemleri hemen hemen aynı. 1939 onaylı Paris Prost planı. Dolayısıyla ilginç olan orada bir bu planın adı proje. Yani başında bir mimar var ve ismi de Paris Bölgesi Düzenleme Projesi. Ondan sonra aradaki planlar biraz M. Grumbach da girdi planlara. Sonrası en son 2008'de bir şema plandan şemaya daha genel bir bölge ölçeğini daha büyük bir ölçekte genel bir yaklaşımla alan ve plandan da farklı gördükleri şema anlayışı içinde 2008 işte Île-de-France çok daha geniş bir alan, İstanbul'a göre iki misli büyüklükteki bir alanı kapsayan Île-de-France bölgesi yönlendirici veya ana şeması dedikleri plan. Şimdi tam bu 2008 planı onaylandığında ve kritiği de yapıldığında aynı katılım süreçleri içinde bu sefer bu büyük projeler söz konusu oluyor ve bu sefer işte 2008'de bir çağrıyla 10 tane büyük uluslararası mimarlık bürosuna proje geliştirilmesi isteniyor. Şimdi burada ya şeyin tabii şemanın 2008 şemasının bir kritiği yapılıyor ve şema yaklaşımının olumsuz tarafları belki de göz önüne alınıyor. Buradan itibaren soru. Soru şu, şimdi dinlediğimiz M. Grumbach'ın projesinde, Sen Metropol projesinin ölçeği yönünden, yaklaşımlı yönünden, jeopolitik bir yaklaşımı var. Sürdürülebilirliğe üst ölçek yönünde yaklaşması yönünden bir plan mı, proje mi? Yani bu proje anlayışı bizim için de önemli İstanbul'da. Çünkü plan-proje konusu metropoliten planlamada da gündeme geldi. Ve hatta İstanbul Metropoliten Planlama'nın yanında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Bürosu idi ismi. Dolayısıyla bu plan veya plan proje kavramı hakkında düşünceleri nelerdir diye sormak istiyorum. Genel olarak da günümüzde metropoliten gelişmede bu plan proje ilişkisini nasıl görüyor? Onu sormayı istiyorum. Bu önemi planlama hiyerarşisi bakımından bugüne kadar alışılan hep bizim de gündeme getirdiğimiz Türkiye'de de planlama hiyerarşisi konusu yani şeyin hatta bu hiyerarşide şimdi uluslararası boyutta Avrupa Birliği bölge dev kent ve alt bölgeler işte giderek bir hiyerarşi içinde gelişen projeler söz konusu. Dolayısıyla bu plan-proje ilişkisi çok tartışılan bir konu. Bu konuya nasıl bakıyor diye bir soru yöneltmek istiyorum. İkinci soru yönetişimle ilgili. Yönetişimde şimdi dolayısıyla Fransa'da planlamada baştan itibaren devlet planlamayı yapıyor. Yani Paris'ten sorumlu olan devlet. Daima projeleri devlet yapmış. 1994 planına kadar 95'te
Tabii bu arada bölgeselleşme de 1982'de gerçekleşti. Dolayısıyla ve 1995'te artık Paris planlarının bölge tarafından, yani bölge bir enstitüsyon olarak yerleşmiş durumda, bölge tarafından yapılması öngörülüyor ve 2008 planı da bölge tarafından yapılıyor. Şimdi bu 10 proje yine devletin çağrısıyla yapılan bir proje. Dolayısıyla ben burada bölge ve devlet ilişkisi nedir? Daha doğrusu bölge ve yerel ilişkisi nedir yönetişim diye sormayı istiyorum. Burada değişen devletin rolü nasıl değişti, ne oldu? Çünkü devlet yeniden planlamayı geri almış gibi bir durum var. Veyahut da eski planlama kurumuyla bu yeni planlama kurumunun ilişkisi nasıl oluyor? Bu da bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü olarak sürdürülebilirlik konusu. Tabii bu yönetişim konusu bizim için çok önemli Türkiye'deki yaklaşımda. Üçüncü olarak sürdürülebilirlik bakımından da yani projenin Kyoto protokolüne dayandığını açıkladı sayın konuşmacı. Burada bir temel veri olarak kabul edilmiş Kyoto protokolü ve doğa kent ilişkisi de az çok bunun üzerine yerleşmiş görünüyor. Şimdi Türkiye'de Kyoto protokolüne imza attı ve yine Kyoto protokolü Avrupa Birliği müktesebatının da bir parçası olarak kabulleniliyor. Ancak 2012'nin sonuna kadar da sorumlu olmadığımızı açıkladı bakan. Buna göre sürdürülebilirlik açısından tabii ki Türkiye'de böyle Kyoto protokolünden gelecek verilerin önemi çok büyük gibi görünüyor. Çünkü İstanbul'un bu seçim öncesi açıklanan başbakanın çılgın projeleriyle sürdürülebilirlik ve Kyoto protokolünün getirdiği şartlar nasıl karşılıklı, yani nasıl etkilenecek, bu önem taşıyor. Aynı şekilde Grumbach'ın projesinde de sen de bir havza olarak ele alınıyor ve yani hassas bir bölge olarak ise havzalar karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde İstanbul'un kuzeyi gibi. Burada bu havza, yani az çok açıkladı bu konuyu ama yine de İstanbul'un kuzeyi gibi Sen Havzası'nın da ortak özelliği ekolojik açıdan nasıl bir kentleşmeyi getiriyor. Çünkü az çok gördük kentleri bir ulaşım ağı ve o ulaşım ağlarının o örüntünün kesişme noktalarında ve bir çok merkezi bir gelişme ağı olarak işliyor gibi görünüyor ama buradaki kentleşme ilkeleri hakkında, sınırları hakkında ve kontrolü hakkında ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Bon, beaucoup de questions. Bon, sur la question plan-projet, donc, il faut savoir que je pense qu'aujourd'hui, les outils que l'on a pour réfléchir sur les territoires sont complètement nouveaux et bouleversent totalement la façon de travailler que l'on a eue pendant longtemps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut à la fois zoomer sur une bordure de trottoir et en même temps travailler à grande échelle. C'est-à-dire qu'on travaille avec des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils sont capables d'être dynamiques et d'être tous les jours, de se voir des informations parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a un plan et tout. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la fin du plan. Il n'est plus question d'avoir de plan qu'on va afficher, on va dire on va faire ci, on va faire ça. Il faut inventer les outils de gouvernance dynamique des territoires, c'est-à-dire qu'il faut avoir un projet. Et un projet, c'est une ambition. On a dit que pour le Grand Paris, ce qu'on devait faire, c'était de construire un récit.
de dire voilà vers quoi on veut aller, voilà quelle est l'ambition qu'on veut aller. Puis après, de décliner sur des choses. Mais on ne peut plus appliquer un plan. On doit, je veux dire, le travail de ma génération, comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé à faire des plans pour avoir une photo aérienne. Ça coûtait cher, c'était compliqué, il fallait tout dessiner à la main. Aujourd'hui, un clic et vous avez la photo aérienne et vous vous baladez dans la ville sans même y aller. Parce que avec les, voilà, ce matin, hommage à l'IFA, à l'institut, le chargé des cartes, sachant que je vais à Moscou, me dit est-ce que vous savez qu'il y a un site soviétique où je dis oui, on a des ennuis avec les Russes pour avoir les plans. Il me dit mais non, il y a un site qui existe. Il y a un type qui a acheté toutes les cartes de Russie et du monde entier. Parce que l'armée russe avait. Et maintenant, en un clic, vous avez tous les plans que vous voulez, à toutes les échelles, parce que les soviétiques les avaient faits à l'époque, etc. Donc, moi, je ne savais pas ça. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu tous les plans dont j'avais besoin en 5 minutes, alors que je demande qu'on me les donne à Moscou pour travailler depuis 15 jours, et ils me disent, ben non, on ne les a pas, etc. Donc, je pense que la méthode de travail a changé. Là, il faut construire des récits. Il faut, et l'idée du président Sarkozy a été dire il y en a assez de vouloir créer des structures, des choses. Ayons un projet, une vision vers quoi on veut aller, et puis on va tous se donner du mal pour le faire et ça va devenir des instructions. Mais on ne peut plus. Et la gouvernance et l'organisation, par exemple, Léa Huérif, qui était l'institut qui a fait le schéma directeur, pourquoi le schéma directeur a été supprimé? L'État a dit non. Pour pouvoir adapter un schéma directeur, d'abord, il y a la consultation de toutes les villes, etc. Ils avaient tous donné leur accord. Et à un moment donné, l'État a dit non, nous refusons ce. Alors, dire quoi? Vous ne pouvez pas dire non avec toutes les villes ont donné leur accord. Et ici, on dit non. Pourquoi? Parce que dans le schéma directeur, il était entendu croissance zéro. Croissance zéro. L'État dit non, on veut la croissance parce qu'on ne peut pas donner la croissance zéro dans une mégapole. Ce n'est pas possible. C'était l'objectif qu'il s'était donné. Croissance zéro. Non, on ne peut pas admettre la croissance zéro. Et donc, on a sorti tous les travaux que nous, on avait faits. Et donc, on a travaillé avec l'IRIF pour redonner les éléments de la dynamique dans le projet. Donc, je pense que tout ça, on vit un grand bouleversement. Et comment intégrer, puisque vous posez la question, les contraintes de l'après-Kyoto, c'est pas simplement sur un plan. C'est sur les mécanismes industriels, sur le contrôle, sur la réfection de l'agriculture de proximité, c'est toute une série de réflexions. Et notre boulot, c'est d'essayer de voir quelles conséquences ça a sur l'organisation de l'espace, mais quelles conséquences en termes de principe, hein, et ensuite après de le négocier au cas par cas. C'est, je crois que la planification d'avant, elle est terminée, elle est plus possible. Elle est plus possible. On peut plus travailler avec des choses qui sont dessinées, qui se réalisent pas. Il faut avoir que le plan suive le temps. C'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire un système de référence qui change et qui évolue, et un système de gouvernance qui est attentif à ce que tout ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut intervenir ponctuellement avec des choses qui se passent, mais on peut plus faire le grand plan. Il faut créer. Vers quoi on veut aller, et ça, que ce soit partagé. De toute façon, je crois que ni plan, si on veut faire une, non pas une comparaison, mais une mise en perspective avec Istanbul, je crois que ni plan ni projet, dans la mesure où il n'y a toute la procédure consistant à consulter et à ouvrir au débat public est quasi inexistant. Donc voilà, il y a quelque chose qui ferait déjà, je me trompe,
Voilà, il y a des. Ce dont vous parlez semble tout à fait exotique pour la planification urbanistique. 50, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous avez dit 50 réunions avec je ne sais combien d'élus locaux. 2 à 300 000 personnes. Voilà, 2 à 300 000 personnes pendant un an. Voilà quelque chose dont on n'a absolument pas l'habitude. Voilà, moi je pense que c'est la. Mon opinion personnelle là-dessus, c'est que c'est la question principale et c'est une des raisons pour laquelle votre projet me semble, enfin le récit de votre projet, et c'est là où il y a de l'inspiration, parce que je ne veux pas dire du modèle, mais de l'inspiration à prendre. Murat Güvenç peut-être a des choses à dire là-dessus. Duyuluyor mu? Ben Antoine Grunbach'ın sunuşu için çok teşekkür ederim. Hem kendim çok şeyler öğrendim, hem de Türkiye'deki meslek adamları ve İstanbul şehrinde yaşayanlar için çok önemli ipuçları vardı. Beni öğrendiklerimin içerisinde ve burada üzerinde düşünmemiz gereken şeyler üzerinde bir iki nokta da bir iki yorumumu söylemek ve ondan sonra da bir iki tane sorumu söylemek istiyorum. Şimdi bu gördüğümüz plan ile ben İstanbul'un kendi kentsel gelişmesini karşılaştırmamaktan kendimi alakoyamadım. İstanbul şehri ile ilgili bazı küçük rakamlarla işte sizin yaptığınız şema arasında bazı karşılaştırmalar yapmak istiyorum. Ve buradan da bizim karşı karşıya bulunduğumuz planlama problematiğine gelmek istiyorum. Şimdi çok kısa, telegrafik bir stilde İstanbul'un 20. yüzyıl gelişmesi hakkında bir iki şey söylemek isterim. 1907 yılında yapılan sayımda İstanbul'un nüfusu 1.2 milyon idi. 1923 yılında, 27 yılında ilk nüfus sayımında İstanbul nüfusunun yarı yarıya azaldığı 690 bin olduğunu görüyoruz. Ankara'nın başkent olması, yeni bir Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması İstanbul için bir böyle iktisadi felaket oldu. Ve İstanbul 1950 yılına geldiği zaman nüfusu hala 1 milyonluk bir şehirdi. Bugün İstanbul'un nüfusu 14 milyondur ve son 70 yılda nüfus 14 kat büyümüştür. Bu büyüme birçok bakımdan Batı Avrupa'da gördüğümüz büyümelerden farklı olmuştur. Sebepleri var. Tamamen kaotik bir şey değil. İktisadi olarak şehir kendi kendini yıkarak büyümek zorunda kalmıştır ki buna Türkiye'deki şehir araştırmaları kentsel içe patlama, implosyon şeyini diyor. Çok yoğun bir şehirdir. Ben buraya gelmeden önce 1990'dan 2010'a kadar İstanbul'da nüfusun dağılımını gösteren şeyi bir kez daha gözden geçirdim. Nüfusun çok çok yavaş bir şekilde desantralize olduğunu görüyoruz. Yani İstanbul kendi kendini desantralize edemeyen ve de aslında tüketmesi gereken mekanı da tüketemeyen bir şeydedir. Bizim planlama ve kentsel yönetim sistemlerimiz benim anladığım kadarıyla İstanbul ölçeğine gelmiş bir şeyin, metropolün gerektirdiği yönetim etkinliğini gösterememektedir. Yani şu anda bizim elimizdeki planlar çalışmamaktadır ve biz bu metropolü etkin bir şekilde işletememekteyiz. Şimdi burada Antoine Grunbach'ın projesinde biz gördük ki bir büyük ölçek değişimi oluyor. Metropol ölçeğinden artık bölgenin, büyük bölgelerin tasarlandığı bir ölçeğe geçiliyor. Bu ölçeği geçiş yepyeni bir düşünce sistemi, yeni bir metodoloji ve yeni bir etik
gerektiriyor. Yani bizim planlama etiği yeni bir metodoloji, yeni bir planlama vizyonu gerektiriyor. Bazı noktalarına konuşmasında değindiler. Acaba benim sorum şu, acaba şimdi böyle bir spekülatif de olsa bu yeni vizyonun, yeni yaklaşımın temel ilkelerinin neler olabileceğini ve eski planlamadan neleri değiştirmemiz gerektiği, metodoloji, etik ve yaklaşım olarak onu söyleyeyim. İkinci şeyde, ikinci sorumda daha kısa, bu yeni şemanın 21. yüzyılın ilk 50 yılında gerçekleştiğini varsayarsak, Paris'teki aglomerasyon üzerindeki baskı ve konjestiyon, sıkışma konusunda ne gibi etkileri olacak? Yani yeni şeyde, yeni planın gerçekleştiği durumda Paris aglomerasyonunda ne gibi işlevler olacak? Bu konuda bir şey söyleyebilir mi? Ya ben sözü vermeden bütün konuşma bu yeni etiğin yeni metodun ne olduğu üzerineydi yani. Hayır, hani bunları şey yapabilirler mi? Yani burada bir burada bir eski ile yeni arasında bir telegrafik bir şey yapılabilir mi acaba? Ne eskide şunu yapıyorduk, şimdi şunu yapmalıyız türünde bir biraz evvel söyledi. Neyse ben size yani, je vous laisse parler, vous avez déjà dit ça mais vous voulez répondre. Enfin, je veux dire, oui, moi j'ai un peu dit que le changement de culture qui est en train de s'opérer à Paris, dans la grande agglomération parisienne, et qui est valable pour toutes les grandes métropoles, mais enfin, c'est à prendre ou à laisser, c'est de dire. On doit travailler sur le périmètre de la ville existante et on ne doit plus penser à son extension. On doit même interdire l'extension, interdire le développement et commencer à travailler sur la réorganisation du transport, des zones d'habitat. Bon, il y a en France une structure très importante qui s'appelle l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Comme vous savez, en France, après, dans les années 50, on a construit des millions de logements partout dans toutes les villes, dans les grands ensembles et tout. Et tous ces quartiers-là, qui existent aujourd'hui, sont maintenant en transformation totale. On vient construire à l'intérieur, créer des densités, abattre certains bâtiments, pas d'autres, transformer. C'est-à-dire, il y a une culture de la transformation. Et les entreprises françaises du bâtiment sont devenues de plus en plus orientées vers faire ce travail de transformation, de construire au milieu, de revoir les infrastructures, de l'eau, de l'électricité dans des systèmes existants. Je pense que c'est ça la leçon. C'est-à-dire, est-ce que le 21e siècle va repartir sur ces utopies du 19e qui sont de faire toujours autre? Ça ne va pas bien, alors on va aller ailleurs pour faire autre chose. Mais cet ailleurs, il n'y a qu'à regarder les villes nouvelles, c'est une catastrophe dans le monde entier. Donc voilà, les seules villes qui marchent, c'est les villes qui se densifient. À New York, il y avait des maisons individuelles, maintenant il y a des gratte-ciel partout. À Paris, il y a eu une très grande densité qui a été construite, mais il y a des tas de zones industrielles ou ferroviaires qui sont disponibles. On déplace les gares. Je sais que même à Istanbul, on envisage de déplacer la gare. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ça a été fait. On fait ça à Paris pour utiliser les emprises ferroviaires et réorganiser. Donc il y a énormément de potentiel dans le périmètre déjà urbanisé. Bana şunu hatırlatıyor, yani bu transformasyon geleneği aslında Türkiye'nin ve İstanbul'un da yapmasını bildiği bir şey. Ama onu bırakıp işte ne bileyim ben İstanbul'a 30 kilometre uzaklıkta hiçbir şeyin ortasında 63 bin lojmanlık bir TOKİ, bir cami, bir okul, 63 bin lojman yani 300 bin, 600 bin kişi. Ve yani sadece bu bir şey yok, bir metro oraya gitmez, otobüs gitmez vesaire. Fransa bunları yaptı işte 70'lerden önce, 60'lardan itibaren. Ondan sonra o müthiş o banliyö infilakları çıktı, o gençlerin öfkesi çıktı. Şehre gidemeyen, altyapı bulamayan, spor salonu bulamayan gençlerin şeyi çıktı. Yani sosyabilitesi olmayan, tamamen artifisyel olan şehirler çıktı. TOKİ'ler bizim etrafımızda yani her tarafta bunlar var. Dolayısıyla
yani bu böyle bir şey var. Ben bir Antoine Grünberg'ın söylediği bir şey üzerine tekrar geri dönmek istiyorum. Bu şehirlerin kimliği üzerine. Şehirlerin kimliğini son derece jeopolitik ve coğrafi bir konuma oturtuyor, eksenine oturtuyor. Bunun bence İstanbul için şimdilik çok geçerli olmadığını düşünüyorum. Yani İstanbul kendini düşündüğü zaman, yani bizlerin, sizlerin aracılığıyla ve de aktörlerinin aracılığıyla çok daha fazla tarihsel bir kimlik, tarihsel bir resi, tarihsel bir anlatımdan yola çıkarak bir kimlik buluyor. Yani siz de biraz evvel İstanbul anlattınız ve şey anlattınız, tarih anlattınız, nüfusun büyümesini anlattınız. İstanbul dediğiniz zaman ne geliyor akla? İşte Bizans'tan, Konstantinop'ten bugüne kadar çeşitli kültürlerin, çeşitli dillerin yan yana yaşadığı, işte kültürel bir identite geliyor. Kültürel bir tarih yapıyor İstanbul'un kimliğini şimdilik diye düşünüyorum. Yani hani tabii gayet önemli bir coğrafi özellikleri olan bir yer. İşte Boğaz'dı, şeydi, Haliç'ti, Karadeniz, Marmara vesaire çok özel ve yani onu belirleyici olabileceğini düşündüğümüz bir coğrafyası yok mu? Var. Fakat İstanbul dediğiniz zaman İstanbul kendini daha çok tarihiyle anlatıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu bir şey. Ben sözü Korhan Gümüş'e bırakacağım. Çok az vaktimiz kalıyor. Ben aslında girişte söylemiş olduğunuz bu kültür başkenti meselesiyle biraz girmek istiyorum. Çünkü planlamanın teknokratik bir görünüm kazanmasının nedeni olarak belki müzakere alanının daralmasını kabul edebiliriz. Şimdi burada özellikle kentin merkezi otoritenin bakışı altında bir araçsallaştırıldığını görüyoruz ve planlamanın da bu kurulan hiyerarşi de aslında bu türdeşlikten kaynaklanıyor. Yani kenti bir araç nesne gibi planlamak düşüncesinden. Dolayısıyla buna karşı bir küçük direnme denemesiydi kültür başkenti olması İstanbul'un. Çünkü çok aktörlü, çok katmanlı bir yapı oluşturuldu ve bu yapıyla hatta UNESCO pazarlığında da bu devreye girdi. Bazı mikro bölgeleme çalışmalarıyla mesela Yenikapı'da ki 30 senedir bir ulaşım projesi olarak tasarlanmış devasa kentin tarihindeki en büyük ulaşım projesini kentselleştirme iddiasını bu projenin içine koyduk. Fakat başarılamadı. Yani çok merkezi bir şey olduğu için. Ben şunu sormak istiyorum. Özellikle müzakere alanının katılımı açılmasından söz edildi. Ama burada yatırımcılar ne zaman devreye giriyor? Yani bu çok çok önemli bir konu. Çünkü özellikle müzakere alanının yaratıcı düşünceye açılması çok önemli. Sadece taleplere, kamu yararını temsil eden gruplara açılması değil. Aynı zamanda bu müzakere alanının kapalı uçlu süreçler tarafından tehdit edilmesini, dönüştürülmesini engelleyecek bir takım şeyler gerekiyor. Özellikle yaratıcı düşüncenin güvence altına alınması lazım. Bu yatırımcılarla verilen kararlar genellikle merkezi otoritenin iki dudağının arasında oluyor. Oysa ki fikir üretiminin gerçekleşmesi, katılımın gerçekleşmesi için çok önemli. Yani hem ilişkisellik çok önemli, farklı aktörler arasında ilişki kurabilmek, hem de aynı zamanda bu alanı düşünce üretimine açabilmek. Düşünce üretimini açabilmek için de özellikle ilk başta fikir üreticilerinin girebileceği bir alan yaratmak gerekiyor. İşte merkezileşmesi siyasetin kutsal bir bagaj yarattığı için şehri son derece araçsal bir şey haline getiriyor. Nesne haline getiriyor. Burada acaba merkezi otoritenin buradaki intervansiyonunda mesela yaratıcı düşünceyi ortaya şey yapması aslında çok çarpıcı. Yani ilk önce düşünce alanını örgütlüyor. Düşünce alanı üzerinde seneler geçiriyor. Yatırımcılarla değil. Şimdi ben iki tane konuyu aslında bu açıdan şey yapacağım. Birisi ulaşım projeleriydi. Biri de kentsel dönüşüm projeleri. Kentsel dönüşüm projelerinde mimarlar ne zaman devreye giriyor? Sözleşmeler yapıldıktan sonra yatırımcılar devreye giriyor. Yatırımcılara bağlı olarak mimarlar çalışıyor. Ben bunun profesyonellik mekanizmaları açısından kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'deki bu durumun kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum dünya standartlarında. Bu açıdan özellikle yani bu yaratıcı düşüncenin, fikir üretiminin
nasıl devreye girdiği konusunda bir kere daha şey, aslında gördük ama yani bir kere de kendi ağzından duymak istiyorum. Düşün şey, tercüme bitinceye kadar sen yaratıcı düşünce deyince şey diye düşündün hemen. Mimarlar dedi ne zaman devreye konuda, giriyor? Araştırmacılar da sosyal evet. Konular ne bileyim istihdamla ilgili. Evet. Mimar ama yani zaten benim söylemek istediğim şeylerden biri de bu. Yani yaratıcı dediğin zaman yalnız mimarları düşünüyorsun. Yok. Ama şehirci düşünmüyorsun. Burada bir şehircilik yani bütünseli düşünme geleneği eksikliği var. Evet. Yani şehir dediğimiz zaman İstanbul'da mimar düşünülüyor. Şehircilik düşünmek evet, gerekiyor. Şehirci evet. Düşünmek lazım. Evet, mimarlar belki harikalar vesaire. Mimarlar odası çok kuvvetli. Belki çünkü o kuvvetinden de şehircilerin sesi cılız çıkıyor. Yaratıcı dediğin zaman şehir eğer ölçeği ise şehirci. Her konuda yaratıcı. Şehirci yani. Yani. Mimarlar güzel, iyi güzel de yani hani bu biz burada bina düşünmüyoruz. Biz burada bütün bir bütünlüğü düşünmeyi istiyoruz. Mimar dedikçe bu bütünlüğü unutuyoruz. Ulaşımı unutuyoruz. Yok ambiyansı unutuyoruz. Kimliği unutmayabiliriz ama bir sürü şey unutulabiliyor. Sosyali unutuyoruz falan. Başka bir şey yani. Mimar diye düşünüp mimara düşünüp durmak, bunu bitirmek gerek artık. Yaratıcı düşünce dediğim zaman mimarlığı kesinlikle kastetmiyorum. Sosyal araştırmalar konusunda da yaratıcı düşünce, eğitimle ilgili de yaratıcı düşünceyi mimarlar kastediyorum. Mimarlar yaratıcı olabilir, olurlar da. Ama yaratıcı değil. Düşünce burada mesela karar alındıktan sonra, kamu kararı alındıktan sonra yaratıcı düşüncenin devreye girmesini ben kabul çok edilebilir doğru. Olarak görmüyorum. Çok ya 10 tane internasyonel çağrı yapıldı. Hepsi mimar, unutmayalım. Bir mimarlık konferansı dinlemedik bugün. Vous allez répondre? Oui, je réponds simplement sur le fait que là, quand on travaille sur ces grandes réflexions régionales, on parle pas d'architecture. Bien sûr que et moi on pense et quand on parle des investisseurs, c'est pas les investisseurs privés. C'est l'État et les collectivités qui investissent sur les grandes infrastructures et qui créent les conditions. Les investisseurs privés, ils arrivent bien après. Ils arrivent bien après. C'est pas eux qui vont financer. En France, on a l'expérience des sociétés d'économie mixte où presque tous les projets, c'est toujours le public et le privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le privé est toujours associé parce que quand vous faites une ville, vous fabriquez de l'espace public et on peut pas admettre que l'espace public qui va être fabriqué par le privé, puisque quand on fait une grande zone, ils font ils payent les routes, etc. Et après ils les donnent à la ville. On peut pas admettre que ce soit seulement le projet de l'investisseur qui fasse l'espace public. Donc très tôt, on met en place. Les conditions de travailler sur l'espace public qui va donner des contraintes aux investisseurs. Et donc, il y a tout un travail de je pense que le travail des urbanistes d'aujourd'hui, qui est un peu différent des urbanistes d'hier, c'est vraiment de donner forme à l'espace public. Et l'espace public s'entendant aussi bien au métro, au transport, au bâtiment de la culture, etc. Comment ? Et que le critère pour moi par rapport à l'architecture, ce n'est pas tellement de savoir si le bâtiment je l'aime ou je l'aime pas, s'il est beau ou s'il n'est pas beau, ça c'est pas mon problème. C'est le problème de micro-décision, etc. Par contre, là où est mon problème, c'est est-ce que un bâtiment, un ensemble apporte quelque chose au vivre ensemble, apporte quelque chose à l'espace public et de juger toutes les constructions par l'espace public que ça produit. Et quelquefois, c'est la responsabilité des villes de pas d'être assez demanding, on dirait en anglais, exigeante. Pour dire voilà on veut un espace public de qualité on veut voilà c'est que ce soit le transport ou que ce soit une rue ou que ce soit une impasse ou un square public et je pense que voilà moi je trouve qu'il y a des très bons architectes il y aura toujours des mauvais architectes aussi et la ville heureusement ce n'est pas que des bons architectes parce que ça serait très ennuyeux si on vivait dans une collection d'architecture et pour moi la ville c'est un mélange c'est l'hétérogénéité et voilà et la ville
ville est en inachèvement perpétuel et les choses se transforment et les choses évoluent. Et donc la culture des architectes aussi, il faut arrêter que les architectes se prennent pour des designers. L'architecture, c'est pas le design. L'architecture, c'est pas des objets. L'architecture, c'est comment on vit, comment on habite dans les logements, comment il y a des qualités de vie et pas savoir si le bâtiment il est rond, carré ou bleu ou vert. C'est secondaire. C'est-à-dire la question, c'est quel bâtiment on fait, quel espace on fait, quel rapport au sol, quel rapport au ciel, comment on travaille sur le paysage de la ville et pas en faisant des bâtiments. Et quand il y a un centre commercial qui vient, eh bien il faut penser qu'un centre commercial, c'est un morceau pour fabriquer la ville, mais pas simplement un morceau pour fabriquer des pièges à consommateurs. Çok merci. Bu herhalde bu son alışverişte önemli bir kavram. Bu vivre ensemble, müşterek yaşama, beraber yaşamanın koşullarını yaratmak. Yani esas projemiz, esas misyon herhalde bir yeni mekanlar düşünüldüğünde bu. Sözü... Korhan'ı uyardığınız gibi beni de uyaracak mısınız? Uyaracağım. Çok kısa vaktiniz tamam, kaldı. Ben kısa konuşamam, kusura bakmayın. Şimdi efendim, Antoine Grumbach'la üçüncü akşam beraberiz. Hani bizim Anadolu ifadesiyle son derece çelebi, kalender, mütevazi, memleketini ve mesleğini seven mükemmel bir plancı. İzlenimi bıraktı bizde. İlk bana sorduğu sual şu oldu. Limanlar nerede dedi. Yani İstanbul'un planlarını çalıştığımız için arkadaşlarımızla ben biraz şaşırdım. Çünkü kendi anlattıklarından anladım ki 250 kilometre uzaklıktaki Paris'i denizin kenarına çekmeye çalışıyor. Yani Paris'in limanları var ama İstanbul kentinin limanlarının olmaması biraz benim açıklayacağım bir olay değildi. Ben de limanlardan sorumlu İstanbul Metropolitan Planlamada lojistik sistemlerin başkanı olan arkadaşımı davet ettim. Kendisiyle buluşacaklar, bilgi verecek. Ben kendisine bizim limanlarımız yok, tırlarımız var. Şimdi ve tır imparatorluğumuz var. Ama ben göremiyorum sizi. Şuraya geçebilir miyim? İzin verir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii çok farklı konular. Biz birbirimize hiç benzemiyoruz. Yani iyi niyetleri dışında. Bir defa Rönesans'ı görmüş bir Paris var. Değil mi? Rönesans'ı görmemiş, her sene 500 bin kişinin geldiği bir İstanbul var. Yani Paris düzgün, berrak bir limansa İstanbul tam bir tsunami. İstanbul'un projeksiyon nüfuslarından artık dün akşam bakandan duydum 30 milyon diye bahsediyorlar. Yani 3, 4, 5 defa Paris olacak bir olay var. Ve bu şehrin bugünkü sayım yerleşme düzenine göre %70 ile 80 arasında yasa dışı bir örüntüsü var. Bunun sorunları şüphesiz çok farklı. Planlama metodolojisi de çok farklı. Yani onlar sıfır kalkınmadan bahsederken, sıfır olmasın da biraz fazla olsun derken biz 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlanma süreciyle karşı karşıyayız. Bu Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği. Ne yapmış devlet, merkezi yönetim? 5 milyon nüfus ancak bu coğrafyada yaşar demiş 1980'de. Şimdi aynı devlet 30 milyona doğru gidiyoruz diyor. Bu Türkiye'nin çok ciddi bir gerçeği. Şimdi burada çok önemli... Tabii çok ciddi bir planlama deneyiminden geçtik İstanbul Belediyesi'nde, Türkiye'nin bütün bilim adamlarıyla birlikte. Burada aksayan müthiş şeyler var. 2009 yılında Ankara'da Kentleşme Şurası vardı. Beni de davet ettiler, ben de gittim. Konu şuydu, Türkiye ortak aklını arıyor. Yani bu çok önemli bir cümle. Ortak akıl en basit şu anda. Şu anda hemen bir olayda hep beraber karar verebiliriz. Çünkü çok basit, çok sade. Ormanları keselim mi arkadaşlar desek şimdi hep beraber burada. O bir ortak akıl. Su havzalarını yerleşelim 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon mu desek mesela değil mi? Yapmayalım. Tarım alanları öyle olsun falan. Ortak akıl
ekolojiden başlayan son derece okuma yazma bilmeyen insanların da doğada yaşam koşulları içinde olan her canlının yaklaştığı ortak yer. İşte orada da ortak aklı tartışan insanlar çok ciddi. Türkiye'nin hayran olduğum bir entelektüel birikimi olmuş. Yani elderli insanların, handikap insanların, bebeklerin nasıl yaşayacağından başlayarak ülke planlarına, bölge planlarına kadar ulaşan 10 kitap. Hemen hemen 500 bilim adamı, işlerinde akademisyen var, bürokrat var, sivil toplum örgütleri var, var. Ben doğrusu Türkiye'nin bu birikimine hayran oldum yani. Ama aradan geçen 3 sene içinde bunlarla ilgili hiçbir şey görmedim. Orada dediler ki bu yaptığımız iş yanlış. Türkiye böyle planlanmaz. Yani merkezi otorite, yerel otorite, bunların arasında iletişimi kuracak, birbiriyle iç içe, birlikte paralel yaşayacak merkezi stratejik planlama kurumları kurulsun. Hayatı durdurmayacak şekilde parsel ölçeğinden başlasın, makro ölçekteki kararları da birlikte versin. Buna merkezi yönetimin ve yerel yönetimin siyasileri de katılsın. Sivil toplum örgütleri katılsın, belediyeleri katılsın, meclisleri katılsın. Ortak aklı, şeffaflık sistemi içinde bulsunlar. Şimdi İstanbul'un planlaması, değil mi? Şimdi başımıza gelen olaylara bak. Ben dün değil evvelki akşam 3 bakanı dinledim. Yani Nihat Ergün, Cevdet Yılmaz, Erdoğan Bayraktar. Ve sonra sanayicileri dinledim. 9 sanayi kuruluşu. Bu 9 konuşmacı ve 3 bakan İstanbul'un 100 bin planı var kararıyla başladılar konuşmalar. Ne mutlu ki İstanbul'un 100 bin planı var artık dedi. Halbuki yok. Yani İstanbul'un planı var demek artık vardır demek gerçekten büyük bir komet. Siz şimdi bir metropolün tepesine 3 milyon nüfus yerleştireceğim derseniz, ormanlarda 1 milyonluk şehirleri Amerikalı mimarlar getirip de çizirirseniz, hiç İstanbul'un stratejik planlarında olmayan bir üçüncü köprüyü çizerseniz oraya, daha planlarda yok bunlar. İstanbul'un planı var olabilir mi yani? Demek ki İstanbul'un başına gelecek bir sürü şey var. Değil mi? Bir sürü felaket gelecek. Yani Paris'le kıyasladığımız zaman bir sürü felaket daha arkada sırada bekliyor yani. Şimdi böyle bir metropolde en önemli zannettiğim hususu söyleyeceğim ve bir sürü resim falan getirdim ama korkma göstermeyeceğim onları yani. Ama en önemli mesajı size vereceğim. İstanbul Belediye Başkanı yanına 84 tane lokal yerel belediye başkanlarını almış. Bunları her partiden var, sağcısı, solcusu falan filan. 400 kişilik de meclisini toplamış. Yani İstanbul halkını temsil eden. Kanunun verdiği yetkilerle, büyükşehir yasasıyla kendisine bir plan yap, nasıl yapsın acaba? Kime gidecek? Profesyonel bürolar yok. Yani yabancı ülkelerde tanıdığımız kime gidecek? Üniversitelere başvurmuş. Demiş ki ormanları bilenler gelsin, toprakları bilenler gelsin, yerin dibini bilenler, su akıntılarını bilenler, havada geçen kuşları bilenler, kimler varsa gelsin. Değil mi? 11 üniversiteyi danışmanları ya top. Dünyadan JICA, Japonlardan destek almış, Avrupa'dan, dünyadan bilim adamlarını, en büyük ustaları, mimarları çağırmış falan filan. 3 sene, 4 sene uğraşmış, plan yapmış, onaylamış. Tabii İstanbul'a plan yapmak. Yani birisi çıksa da ben İstanbul'a plan yapsam dese ona gülerler yani. Değil mi? Yani tabii bunun İstanbul'a plan yapmak demek bir kolun Artvin'de olacak, bir kolun Urfa'da olacak. Bir kolun Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Rusya'da, Soçi'de olacak. Tabii bunun gereği olan metodolojide plan yapmak. Ne yapmış bu büro? Demiş ki olmaz. Ben Trakya bürosunda beraber. Çünkü şehir bu. Kalbi burada, beyni burada, kolları, bacakları, ciğerleri dışarıda yani. Böyle bir şehir yani. Bir hududunda 3 milyonluk Çorlu büyüyor. Bir huzurunda 500 bin sanayisi olan 3 milyonluk Gebze büyüyor. Öbür taraflara uzanıyor. Yani gelip de bunun sınırları içinde. Yani dünyada bu bilimi bilen insanlar var.
Yani bunun bir metodolojisi var. Bunlarla da uyum sağlamış. Yani kolların uzantıları. Çünkü öyle bir şey ki İstanbul'a 800 kilometre 600 kilometre metro yapıyorsunuz, raylı sistemi yapıyorsunuz, sınıra gidiyorsunuz, ucu yok. Olur mu öyle şey? Gemiler kalkıyor, karşıda gemilerin gideceği liman yok. Yani olur mu? Şimdi bu kadar insanı çalıştırıp da bu planları yaptıktan sonra bir sabah erkenden ben size şaka yapacağım, yani bir çılgın projem var denir mi yani? Hani diyelim ki teknisyenler önemli adamlar diye. Teknisyenleri çöpe atarsın yani. Yani önemli adamlar seçilmişlerdir. Bütün günahıyla, vebaliyle bu işler seçilmişlerin sorumluluğudur. Birinci aktörler onlardır. Biz onları beğenelim, beğenmeyelim. Beğenmiyorsak gideriz oraya cesaret gösteririz, orada oluruz. Tabii onların hakkıdır. Ama peki bu seçilmişlerin oy birliğiyle verdiği karar ne olacak? Düşünün ki şeffaf bir planlama sürecini bütün partiler dualarla, dua isteyen gözyaşlarıyla onayladılar. Ama ben sakın bu proje bir emirdir, bir talimattır demek istemiyorum. Proje sadece bir sözle de yapılabilen bir şeydir, bir stratejidir. Yani ekolojinin korunması, ulaşım sistemlerinin raylı sistemlere taşınması, işte bölgesel ölçekte metropolitan dengelerin kurulması falan gibi. Yazı, sözlü de yapılabilir yani. Yani onun içindeki dinamikler süreç içinde devam eder. Şimdi esas mesele şudur arkadaşlar. Türkiye'nin gerçek bir demokratikleşme süresinde şu kentleşme surasında ortak aklımızı bulalım dediğimiz mesele var ya, bizim eselimiz budur. Şimdi bu hitabeti size yaptığım için bu akşam çok mutluyum. Çünkü Paris dinlemeye gelmişsiniz. Ben de size İstanbul'dan bir mesaj vermeyi, sizin böyle arkada boş sandalye görmedim. Onun için çok mutlu oldum. Sözümü keseyim değil mi? Durum bana da yormayacağım. Ona sorun yok. Onun ne dediğini anladık biz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sizin söylediklerinizden şunu da anlıyorum. Üniversitelere çağrı yapıyoruz ve şehircilik bölümleri kurulmasını istiyoruz. Şehircilik, ben öyle anladım yani. Evet. Çok kafi ama şey yok. Onlara talep yok ama bir karar verildiğinde. Veyahut da onlardan şey var. O zaman size söz verelim. 5 dakikamız var. 2-3 soru alacağım ve salonu geri vermemiz gerekecek. Sayın Murat Davutov. Evet, ben sorumu Sayın Grumbach'a sormak istiyorum. Je vous remercie d'abord pour votre exposé impressionnant de Grand Paris. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une dimension aéroportuaire qui accompagne le projet? Parce que vous avez parlé beaucoup des axes portuaires, des routes, etc. Donc ma question était, est-ce qu'il y a une dimension aéroportuaire aussi qui a été pensée par rapport à ce grand projet? Merci. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la plateforme de Roissy est au cœur d'un grand territoire qui est en cours de développement, qui s'appelle Plaine de France, qui est un grand pôle. J'en ai pas parlé parce que ça existe et ça s'est pris en compte et c'est très développé. Et c'est un projet. Bon, par exemple, en ce moment, il y a une grande consultation justement là-dessus. Je n'en ai pas parlé parce que, je veux dire, bon, c'était pas dans mon territoire, mais la question aéroportuaire, c'est aussi l'accessibilité à partir de Paris avec tous les systèmes de transport qui vont être mis en place. Enfin, effectivement, cette question est traitée. Moi, je m'en suis pas personnellement occupé, mais il y a des tas d'autres. Il faut savoir que cette consultation, on était 10, donc tout le monde n'a pas voulu tout faire. On a fait ce qu'on a voulu, les points qui paraissent, donc voilà. Mais le fait.
que les zones aéroportuaires sont des zones très importantes de développement, de trafic, de fret, de conférences, c'est une, enfin, on le sait un peu, quoi. Tous les grands aéroports du monde deviennent des grands hubs complexes de marchandises et de fonctions tertiaires. Başka bir soru? Orada bir soru var. Kendinizi tanıtır mısınız? Argun Yum ismim. Sade bir sorum var. Şimdi Fransa'da büyük bir şehircilik geleneği var. Birçok şehir inşa ettiler. Sonra o şehirlerde çocuklar arabaları ters çevirdi. Şimdi bu kamuyla, halkla paylaşma görüşmelerinde eski şehirciliğin bir öz eleştirisi yapıldı mı? Bir kopma var mı? Merak ettim. Teşekkür ederim. Antoine? Oui, enfin, cette autocritique, c'est même pas nous qui l'avons faite. C'est, comme je vous l'ai dit, l'Agence nationale de rénovation urbaine qui a été créée par l'État, qui a un énorme budget pour pouvoir transformer tous les grands ensembles en France. Tous les grands ensembles, il y a des projets phénoménaux de transformation, de densification, d'urbanisation, de mise en place. C'est un grand projet national qui existait même avant le projet du Grand Paris. Mais cette critique, bien sûr, les gens de ma génération l'ont faite, mais l'État a déjà pris la main pour pouvoir aider et transformer les grands ensembles. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien sûr le transformer. Par exemple, il y a un ministre de la ville en France, comme vous savez, il y a un ministre de la ville qui s'occupe de, entre autres, c'est lui qui s'occupe de tous les financements de la rénovation urbaine des quartiers. C'est aussi lui qui est le ministre du Grand Paris, c'est lui qui a la tâche du Grand Paris. Et la question, par exemple, de l'exclusion sociale par l'endroit où on habite, qui est un des grands problèmes de ces quartiers, la première des choses à faire, c'est de mettre de l'argent pour désenclaver ces quartiers par le transport collectif, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ben de bir şey ekleyeyim bu sorunun cevabı olarak. Yani bütün Fransa'da sosyal meseleyi düşünme tarzı kentsel kentleri düşünmekten geçti ve bu yüzden biraz evvel size bu TOKİ'lerden bahsettim. Bu yapıldı 70'lerde bir takım işte büyük binalar inşa edildi. Çok az ekipmanlı ve şehirle ilişkisi çok yani ulaşımsal ilişkisi çok kötü olan mekanlar yapıldı. Ve oraya yerleşen insanlar 10 yıl içinde itirazlarını göstermeye başladılar. Yani bunun evet tabii ki eleştirisi yapıldı. Bu şekilde en dezenklavman denilen hadise oraların ulaşım sisteminin en başta değiştirilmesi ve merkezlere, çeşitli merkezlere o banyolerin bağlanması şeklinde görülüyor. Bir son soru alalım. Oui, bir ek var. Oui, j'ai oublié de dire que il y a l'Agence nationale de rénovation urbaine, elle s'occupe bien sûr des projets de transformation, mais il y a un énorme volet social très très important avec des mises en place sur les problèmes de l'éducation, les zones d'éducation prioritaires, les problèmes de formation professionnelle et tout. C'est-à-dire que l'action sur ces quartiers, elle est double, elle est spatiale, de réorganisation, mais elle est aussi sociale. Şey bekleyin. Merhaba. Alışveriş merkezleri bir şehrin çöküşüne yol açabilir mi acaba? Bir saniye, git takmadı şeyini. İngilizce sorayım mı? Tabii. I was just wondering whether shopping centers could call for the... Sormayın, pardon. Sormayayım mı? Çeviremiyorum. Üzülmeyiz. Türkçe soracaksınız. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Alışveriş merkezleri bir metropolün, modern bir şehrin çöküşüne yol açabilir mi? Yani sebep olabilir mi? Demek istedim. Benim adım Onur Aydın Ayıldız.
les moules, est-ce que ça détruit une ville? Je veux dire qu'ils ont des effets négatifs et puis ces effets se corrigent, etc. Comme vous voyez, par exemple, aux États-Unis, les grands centres commerciaux construits en dehors des villes avec des milliers de places de parking autour, aujourd'hui, bien, les propriétaires fonciers construisent des bureaux, des logements sur ces parkings parce qu'on peut construire, on peut payer les parkings construits et puis utiliser des trucs. Donc, bon. Souvent, c'est négatif par rapport au commerce des petites rues, etc. Mais enfin bon, moi, c'est le problème des effets des centres commerciaux, quand ils sont en ville, c'est surtout quand ils sont fermés sur eux-mêmes. On sait construire des centres commerciaux qui savent s'ouvrir et qui savent accueillir et pas se renfermer. Donc oui, ça a des effets négatifs, mais des effets négatifs qui peuvent se corriger dans le temps. Peki, alamıyoruz artık maalesef. Bütün katılımcılara teşekkürler. Antoine, grand merci. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar.